Aşağıdaki haritada ülkeler arasında ve küresel ticarette kullanılan bazı deniz yolları gösterilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Birinci öncülümüzde K ile gösterilen yol Kuzey Atlantik Deniz Yoldur. Ki burada verilen kısımda, burada kalan kısımda Atlas Okyanusu'nu görüyoruz. Diğer adıyla Atlantik. K'da Kuzey Atlantik dediğimiz dünyada ticaretin en yoğun olduğu alan olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa arasında önemli bu doğru bir ifade. İkinci öncülümüzde L ile gösterilen yolda sefere çıkan gemiler Magellan ve Bering boğazından geçmek zorundadır. L'den baktığımızda özellikle Cebeli Tarık. Bunun yanında bir de Süveyş kanalı Babül Mendep bunlardan geçmek durumunda Magellan Güney Amerika'nın uç kısmı Bering Boğazı ise Amerika ile Asya'nın en yakın olduğu kısım o yüzden buradan geçmiyor L. Üçüncü öncülümüze baktığımızda L ile gösterilen deniz yolu üzerinde Akdeniz, Kızıldeniz ve Hint Okyanusu bulunmaktadır. Ki buradan başladık. Özellikle e, Akdeniz kısmı Cebelitarık'la Akdeniz'e girdik. Süveyş Kanalı'yla Kızıldeniz'e girdik ve bunun dışında Hint Okyanusu'na açıldık. Yani burada hepsi e, verilen denizlerin doğru. Yani 1 ve 3'e ulaştığımız için doğru cevabımız burada E şıkkı oldu. Sanayi devriminin getirdiği olanaklarla motorlu araçlar icat edilmiş ve özellikle 1890'da benzinle çalışan araçlar yapılmıştır. Otomotiv sektörünün gelişmesine paralel olarak karayolların uzunluğu ve kalitesi artmıştır. Haritada verilen alanların hangisinde bu gelişmelerin daha önce yaşandığı söylenebilir. Sanayi devrimi ilk olarak İngiltere'de Birleşik Krallık'ta başlamıştı. O yüzden 3 numaralı merkezi doğru cevap olarak almamız gerekiyor. Daha sonra Fransa, Almanya gibi ülkeleri dikkate almalıyız. O yüzden de doğru cevabımız 3 numara İngiltere oldu. Günümüz dünyasında uluslararası ticarette daha çok deniz yolları kullanılmaktadır. Bu durumun nedenleri arasında özelliklerinden hangileri sayılabilir? Deniz yolunda az yakıtla daha fazla yük uzun mesafelerde ya da uzak mesafelerde taşınabildiği için maliyeti düşürüyor. Yol yapım ve bakım masraflarının olmaması da bunun önemli etkenlerinden birisi. Yol güzergahında istenildiğinde değişiklik yapılabilmesi yine deniz yolunun önemli özelliklerinden bir diğeri ve üçünün de etkisiyle ticarette daha çok deniz yolu tercih ediliyor. O yüzden de üçünü aldığımız için E şıkkı doğru cevabımız oldu. Ülkeler ulaşım türlerinin yolcu ya da yük taşımada ekonomik olması yönünü dikkate aldıkları için bir ulaşım türünün az ya da daha çok tercih edilme durumu olabilir. Buna göre günümüz koşulları göz önüne alınırsa, ulaşım türlerinin yük ve yolcu taşımada en ekonomik olandan en pahalı olana doğru sıralaması aşağıdakilerin hangisine verilmiştir? Ki burada en ucuz olan bir seferde daha fazla yük ya da yolcu taşıma kapasitesinde düşünürsek deniz yolu. Deniz yoluyla başlaması gerekiyor o yüzden C ve E şıkları geriye kaldı. İkinci olarak ise demir yoludur. Daha sonra karayolu, son olarak da hava yolu gelir. Yani sıralamamız doğru cevap olarak E şıkkı olarak değerlendirilebilir. Aşağıdaki haritada bazı ülkeler numaralandırılarak koyu renkte gösterilmiştir. Bu ülkelerden hangisinin şehirleri arasında hava yolu ulaşımının daha çok geliştiği söylenir. Dünyada hava yolu ulaşımının en çok geliştiği ülke Amerika Birleşik Devletleridir. O yüzden burada 1 ile yani A şıkkını doğru cevap olarak aldık. 1 ile gösterilmiş. Bunun yanında 2 numara Brezilya, 3 numara Fransa, 4 numara Çin ve 5 numara Avustralya. Dediğimiz gibi bunlar arasında en çok gelişme gösteren Amerika Birleşik Devletleri olduğu için bu şekilde değerlendirmemizi yapmış olduk. Aşağıdaki haritada deniz ulaşımında önemli yeri olan bazı boğazlar harflerle gösterilmiştir. Buna göre Somali'den Baltık Denizi'ne giden bir geminin en kısa deniz yolunu izleyerek yolculuğunu tamamlanması için hangi boğazlardan geçmesi gerekmez? Şimdi Somali'nin olduğu yerden çıkıyoruz ve Baltık Denizi'ne gidiyoruz. Buradan yola çıktığımızda ilk başta babül Mendep ile Kızıl Denize, Kızıl Deniz'den Süveyş Kanalı ile Akdeniz'e Akdeniz'den L'yi yani Cebeli Tarığı kullanarak buradan Atlas Okyanusu'na. Bunun dışında burada özellikle baktığımızda Manş kısmından e, geçip Baltık Denizi'ne ulaşmamız gerekiyor. Ki burada K ve L'den geçtik. Ancak M ki bulun bulunduğu yer Hürmüz, burayı kullanmıyoruz. Onun dışında Malakka gibi eee boğaz ya da e, buradaki geçiş yollarını dikkate almıyoruz. M ile N'yi kullanmadık. O yüzden doğru cevabımız C eşikli oldu. M ve L güzergah üzerinde en kısa en kestirme yol üzerinde yer almadı. Hindistan'daki Kalküta limanından Japonya'daki Kobe limanına yük götüren bir geminin rotası aşağıdaki haritada gösterilmiştir. Buna göre gemi yolculuğu sırasında haritada soru işaretine gösterilen aşağıdaki kanal ya da boğazların hangilerinden geçmiştir? Süveyş kanalı Akdeniz'de Kızıldeniz'i birbirine bağlar. Şu an haritamızda bile gözükmüyor. O yüzden bunu Eleyelim. diyelim. Bunun yanında Malakka Boğazı burada bulunuyor ve korsan saldırılarıyla ünlü bir boğazı oluşturuyor. Makassar Boğazı yine bulunduğu yer itibariyle diğer soru işaretimiz. Yani burada doğru cevap B şıkkı olacaktır. Korint Kalalı Yunanistan'da zaten burayla alakamız yok. Dover Boğazı Kuzey Avrupa kısmında. Onunla da alakamız yok. Magellan Güney Amerika'nın uç kısmı. Onunla da burada alakamız yok. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı oldu. Şili'den Güney Afrika Cumhuriyeti'ne giden bir gemi en kısa deniz yolunu kullanmak için aşağıdaki kanal ya da boğazların hangisinden geçmelidir? E şimdi Şili'nin olduğu yere dikkate aldığımızda Güney Afrika Cumhuriyeti'ne gidecek. Buradan geldiğinde Magellan Boğazı'nı geçerek en kes, e, kestirme kısa yoldan buraya ulaşmış olacak. E, Magellan Boğazı burada geçmemiz gereken yer. Cebeli Tarık'la bir alakamız yok. Atlas ile Akdeniz'i birbirine bağlıyor. Panama kanalı Orta Amerika kısmında bulunuyor. Yine buradan dolaşırsa yolu uzatmış olur. Süveyş kanalı Kızıl Akdeniz'i birbirine bağlıyor. Yine burayla alakamız olmadığını söyleyebiliriz. Babil Mendep Deniz'den Hint Okyanusu'na ya da Umman kısmına çıkışı sağlıyor. O yüzden dediğimiz gibi Magellan Güney Amerika'nın uç kısmında oldu. Şili'den de Güney Afrika Cumhuriyeti'ne gitmek için en kestirme yol buradan geçmekte. O yüzden D şıkkı doğru cevabımız oldu. Dünyada hızlı tren seferlerinin yaygınlaşması ulaşım açısından demir demiryollarını daha cazip hale getirmeye başlamıştır. Görselde de verilen bu ulaşım türü haritadaki numaralandırılmış ülkelerin hangilerinde daha yaygın kullanılmaktadır? Dünya'da özellikle Avrupa, bunun dışında Japonya, Çin gibi ülkeler tabi bu tür şey, durumlarda öne çıkıyor. Örneğin bir numara İngiltere, bunu hızlı trenleri kullanıyoruz. 3 numara Japonya ki en çok kullanılan yerler arasında, ama Brezilya ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nin yüksek hızlı trenlerin öne çıktığını, yaygın olduğunu söyleyemeyiz. O yüzden doğru cevabımız. 1 ve 3 oldu. Yani burada B şıkkını dikkate almış olduk. Brezilya, Çin ve Hindistan'da karayollarının uzunluğunun Güney Kore, Japonya gibi ülkelerden fazla olmasında faktörlerinden hangilerinin etkisinden söz edilebilir? Birinci olarak yüz ölçümlerinin büyük olması Brezilya, Çin, Hindistan gibi ülkelerde karayolunun daha uzun olmasında etkili. 2 gelişmişlik seviyelerinin yüksek olması denmiş ki burada Güney Kore, Japonya daha gelişmiş bir Brezilya ya da Hindistan'a göre. O yüzden gelişmiş seviyelerin yüksek olmasıyla alakalı değil. Denizlere kıyılarının olmaması. Brezilya'nın, Çin'in, Hindistan'ın denize kıyıları tabii ki var. O yüzden bunu da alamadık. Yani yalnız bir burada A şıkkı doğru cevabımız oldu.